Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, indirekte rede, yani dolaylı anlatım. Dilerseniz dersimiz başlasın. Nedir indirekte rede? Indirekte rede arkadaşlar, en direkt konuşma, yani dolaylı bir konuşma anlamına gelen indirekte rede'yi şöyle de inceleyebiliriz. Söz gelimi birisi bir şey söylemiştir ve bu söylenen şeyi aktardığımızda ne olabilir bu? İşte gazetelerde değil mi, bir röportaj yapıldığında işte şöyle işte falanca kişi şunu söylemiştir denildiğinde ne yapmış olurum ben? Bunu dolaylı olarak anlatmış olurum. İşte indirekte rede bu kapsamda inceleniyor. Tabi indirekte denildiğinde arkadaşlar konjunktif 1'i kullanmam gerekiyor. Peki konjunktif 1 nedir? Dilek, ihtiyaç, gerçekleşmemiş olan durumlar için kullanılan, henüz gerçekleşmemiş olan durumlarda kullanılan bir yapıdır bu arkadaşlar. Dolayısıyla bunu indirekte rede ile birlikte görüyor olmamız gerekecek. Yani o cümlenin içerisinde görüyor olmamız gerekecek. Dersimiz öncelikle yalın haldeki eylem ve konjunktif 1'deki durum nasıl incelenir, ne şekilde çekimlenir bunu görüyor olacağız. Ardından indirekte rede'ye geçiyor olacağız. Dilerseniz öncelikle bir gehen fiiline bakalım. Gehen fiili arkadaşlar neydi? Gitmek demekti. Nasıl çekimleniyordu? Bunu A1'de görmüştük, öyle değil mi? Ne diyorduk? Ich gehe, du gehst, er, sie, es geht, wir gehen, ihr geht ve sie neydi? Gehen, öyle değil mi? Şimdi ben bunu konjunktif 1 yaptığımda, yani dilek, ihtiyaç, istek, hüküm, henüz gerçekleşmemiş bir durum olarak inceleyecek olursak gitmek fiilini nasıl çekimleniyormuş onu bir inceleyelim. Bakın burada ich gehe präsens neydi? Şimdiki zaman. Konjunktif 1 de değil mi? Neydi? Demek ki bu durum için gerçekleşmemiş olan durum diyelim isterseniz. Bu şekilde inceleniyormuş. Bakın. Ich gehe konjunktif 1'de de ich gehe oluyor. Peki du gehst ne oluyormuş arkadaşlar konjunktif 1'de? Du gehst. Yani şöyle de diyebiliriz. Gidiyormuşsun sözüm ona gibi de düşünülebilir. Çünkü henüz gerçekleşmemiş, ihtimal dahilinde gibi görmemiz lazım. Du gehst, bakın burada parantez içine aldım. Du gehst de olabiliyor. Dolayısıyla du gehst diyebileceğim gibi du gehst de diyebiliyoruz. Peki üçüncü tekilde, yani er, sie, es de ne oluyor? Bakın dikkat edin. Normalde er, sie, es geht iken konjunktif bir de ne olmuş? Gehe olmuş. Bakın er gehe, sie gehe, es gehe şeklinde çekimlenmiş oluyor. Präsens'e baktığımızda biz gidiyoruz derken wir gehen, biz sözüm ona gidiyormuşuz ya da biz gidecekmişiz. Bakın bunların hepsi hep havada olan şeyler. Gerçekleşip gerçekleşmediği, yani muamma, bir belirsizlik var. Dolayısıyla bakın burada da gene aynı şekilde çekimleniyor. Wir gehen, yani mastar halde kalmış oluyor bir nevi. Ihr için baktığımızda geht, konjunktif 1 de ihr gehet ya da tekrar ihr geht de olabilir. Benim size tavsiyem ihr gehet, burada da du gehest şeklinde yorumlanıyor, yorumlamanız. Çünkü bu daha bariz bir şekilde konjunktif 1 olduğunu hissettiriyor. O anlamda bunu vermekte bence fayda var. Yani buradaki o e'leri vurgulamakta fayda var. Zi içinde ne olacakmış? Demek ki gene gehen olacakmış. Dilerseniz burayı bir tekrarlayalım. Demek ki yalın halde ben gidiyorum derken ich gehe, konjunktif 1'de de gene ne oluyormuş? Ich gehe oluyormuş. Sen gidiyorsun derken du gehst, sen gidiyormuşsun sözüm ona derken du gehst ya da du gehst de olabilir. O gidiyormuş sözüm ona. Er gehe, sie gehe, es gehe oluyor. Bakın normalde neydi? Geht'ti. Ancak burada er gehe, sie gehe, es gehe şeklinde çıkıyor. Wir için bakın burada değişen bir şey yok. Gene wir gehen olmuş oluyor. Ihr için geht. Burada da geht olabilir ancak az önce söylediğim gibi ihr gehet şeklinde verirsek o daha bir hissettiriyor.
Sie, evet, neydi? Saygı formunda, nezaket formunda Sie büyük yazılıyordu değil mi cümle içerisinde? Onlar derken üçüncü çoğul gene Sie aynı şekilde ne oluyormuş? Demek ki Gehen ile çekimlenmiş oluyormuş konjonktif 1'de. Peki sein'e baktığımızda durum nedir? Evet, buraya baktığımızda sein neydi arkadaşlar? Olmak fiiliydi, öyle değil mi? Şimdi ne diyorduk mesela? İşte ich bin, değil mi? Ben işte neyim? Ne diyelim? Ich bin intelligent. Mesela ben zekiyim. Sözüm ona ben zekiymişim diyecek olursak bakın konjonktif 1 devreye giriyor. O zaman ne oluyor? Bakın dikkat edin. Bayağı bir değişmiş değil mi? Radikal bir değişim olmuş. Bakın sein fiili ich bin, du bist, er, sie, es, ist, wir sind, ihr seid, sie, sie sind. Evet, bunu A1'den beri biliyoruz. Bakın konjonktif 1'de ne oluyor? Ich sei oluyor. Ben öyleymişim. Sözüm ona. Du için bakın. Du bist, du seist ya da du seist. Evet. Oluyor. Er, sie, es için bakın. Er, sie, es. Präsenste yani geniş zamanda ya da şimdi de diyebiliriz präsens için. Ist olurken o öyleymiş değil mi? Er sei. Mesela ne diyebiliriz? Er sei in Istanbul. Sözü mü ona? O İstanbul'daymış derken ya da işte bir kadından bahsederken sie sei in Istanbul değil mi? Es sei. Wir bakın burada sind iken wir seien. Sözüm ona biz işte ne, o örnekten gidelim. Biz İstanbul'daymışız. Değil mi? Wir seien. Ihr için de bakın seid. Ne oluyormuş konjonktif 1'de? Ihr seid ya da ihr seid şeklinde de yorumlanabiliyor. Sie sind için bakın da orada ne olmuş? Sie seien. O işte söz gelimi nezaket formunda değerlendirecek olursak. Siz işte İstanbul'daymışsınız. Hatta değil mi? Oradaymışsınız. Öyle bir ihtimal dahilinde gibi bir anlam çıkmış oluyor. Sie seien. Dilerseniz burayı bir tekrarlayalım. Demek ki konjonktif 1'de ich bin neye dönüşüyormuş? Ich sei, du bist, du seist ya da du seist her ikisi olur arkadaşlar. Er, sie, es, ist ne oluyormuş? Er, sei, sie, sei. Es sei şeklinde yorumlanıyormuş. Wir sind, wir seien. Ihr seid ne oluyormuş? Ihr seid ya da ihr seid. Sie sind ne oluyormuş bu da? Sie seien şeklinde yorumlanmış oluyormuş. Şimdi haben'i ve können modal fiilini konjunktif 1'e göre çekimleyelim. Öncelikle haben'e bir bakalım. Haben, ich habe değil mi? Benim var. Konjunktif 1'de ne oluyormuş bakın? Ich habe şeklinde kalıyormuş. Du hast, bakın dikkat edin, du habest. Evet, bu şimdi ilk başta çekimlendiği için konjunktif 1'ler biraz tuhaf gelebilir size. Çünkü alışmış olduğumuz bir çekim var. Dolayısıyla konjunktif 1'de biraz ikilemde kalabiliyor öğrenciler. Dolayısıyla sizde de öyle bir şey olabilir. Dolayısıyla bu yapıyı da böyle görmekte fayda var. Çünkü bu tamamen olmayan bir şey, öyle değil mi? Hani sözüm ona varmış böyle bir şey. Sende böyle bir şey varmış derken değil mi? Du habest oluyormuş demek ki. Du hast sende var. Sende varmış sözüm ona derken de du habest diye yorumlanıyormuş. Er, sie, es hat olurken bakın er habe, sie habe, es habe şeklinde yorumlanmış oluyor. Wir haben konjunktif 1'de de gene aynı şekilde kalıyor. Wir haben oluyor. Ihr habt bakın dikkat edin burada bir e giriyor devreye ve ihr habet şeklinde yorumlanıyor. Sie, sie haben gene olağan şekilde kalıyor. Yani haben olarak kalmış oluyor. Dilerseniz burayı bir tekrar edelim arkadaşlar. Demek ki ich habe konjunktif 1'de ne oluyormuş? Ich habe şeklinde kalıyormuş. Du hast ne oluyormuş? Du habest değil mi? Er hat, sie hat, es hat. Konjunktif 1'de er habe, sie habe, es habe. Wir haben derken gene konjunktif 1'de ne oluyormuş? Wir haben oluyormuş. Ihr habt ufak bir farkla araya e'nin gelmesiyle
ihr habet şeklinde konjunktif bir de yorumlanıyormuş. Sie haben ya da saygı formundaki sie ya da üçüncü çoğuldaki onlar derken sie haben gene konjunktif bir de demek ki ne oluyormuş? Haben olarak yorumlanmış oluyormuş. Şimdi dilerseniz modal fiil kölene bakalım. Evet, şimdi Präsens'te değil mi? Şimdiki zamanda ich kann olurken konjunktif bir de ben yapabiliyormuşum sözüm ona demelerine göre gibi bakın bunların hepsi havada olan şeyler. Yani gerçekliği tartışılır belki de. Hani yapabiliyormuşum, edebiliyormuşum. Bu bir yani bir hüküm gibi, bir yargı gibi. Hani olmamış olan bir şey. Yani gerçekliği tartışılabilir. Dolayısıyla konjunktif bir kapsamında ich könne olarak yorumlanıyormuş. Du kannst ne oluyormuş? Du könnest. Bakın ne kadar farklı oluyor değil mi konjunktif birde? Demek ki ich könne, du könnest. Halbuki du kannst olarak görmüştük Präsens'te. Konjunktif birde ise du könnest. Er kann, sie kann, es kann ne olmuş? Er könne, sie könne, es könne. Wir können için gene aynı şekilde konjunktif birde wir können oluyor. Ihr könnt konjunktif birde tek bir farkla e'nin araya girmesiyle ihr könnet formuna bürünüyor. Ihr könnet değil mi? İkinci çoğulda sizler yapabiliyormuşsunuz gibi değil mi? Sie, sie können içinde gene konjunktif birde sie, sie können oluyor. Burayı bir tekrarlayalım isterseniz. Demek ki ich kann ne oluyormuş? Konjunktif birde ich könne. Du kannst ne oluyormuş? Du könnest. Er, sie, es kann. Konjunktif birde er, sie, es könne. Wir können gene aynı şekilde kalıyormuş. Wir können. Ihr könnt, ihr könnet oluyormuş. Sie, sie können de ne oluyormuş? Demek ki sie, sie können olarak aynı şekilde kalmış oluyor. Bakın burada fark ettiyseniz değişmeyen ne var? Wir können ve sie können. Tabii konjunktif biri hangi form içerisinde görüyoruz? Indirekte rede başlığı altında görüyoruz. Henüz indirekte rede konusuna girmiş değiliz arkadaşlar. Konjunktif bir bunun çok önemli bir parçası indirekte rede'nin. Dolayısıyla konjunktif bir olmadan değil mi indirekt yapmamız güç olacaktır. Dolayısıyla böyle bir giriş yapmış bulunuyoruz. Şimdi de arkadaşlar sizlerle örnek cümlelerle ve çeşitli indirekte rede yani dolaylı anlatım formlarını görüyor olacağız. Öğrendiklerimizi sıradaki bu örneklerle pekiştirelim arkadaşlar. Bu örnekleri ben iki cümle şeklinde ayırdım arkadaşlar. Zaten bu şekilde karşımıza çıkıyor. Wörtliche Rede ve indirekte Rede olarak. Wörtliche Rede, wörtliche arkadaşlar kelimesel gibi düşünebiliriz. Wörtliche Rede yani alıntılama. Yani alıntılamadan kasıt ne arkadaşlar? Kişi bir şey söylüyor, tırnak içerisinde veriliyor ve kapatılıyor. Dolayısıyla herhangi bir yoruma açık değil. Şuradaki örnekten gidecek olursak das kleine Kind, küçük çocuk ne demiş? Tırnak içerisinde veriliyor. Bu arada Almanca'da tırnaklar arkadaşlar yazı dilinde alt tarafta ve cümlenin sonunda da üst tarafta sonlanıyor. Bu da bir Almanca'ya dair bir bu işaretlerle ilgili bir durum. Şimdi demek ki das kleine Kind, küçük çocuk ne diyor? Bakın iki nokta üst üste ve tırnak alt aşağıdan verilmiş. Ne diyor? Ich gehe in die erste Klasse. Erste Klasse neydi? Birinci sınıf demekti. Çocuk ne diyor? Ben birinci sınıfa gidiyorum diyor. Değil mi? Bakın tırnak içerisinde. Şimdi ben indirekte rede dediğimde ne yapıyorum? Bunu dolaylı olarak anlatıyorum. Ne diyeceğim? Küçük çocuğun demesine göre birinci sınıfa gidiyormuş diyeceğim. Dolayısıyla güzel Türkçe'de gidiyormuş denildiğinde değil mi? Kesin bir şey yok ama çocuğun demesine göre öyle bir şey var. Dolayısıyla bu ne olacak? Konjunktif bir kapsamında incelenmesi gerekiyor. Dolayısıyla baktığımızda ne demiş? Das kleine Kind sagt diyor ki, bakın virgülümü artık buradaki tırnakları kaldırıyorum, virgülü getiriyorum.
Eskiye indiği erste klasse. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Gehe konjunktif 1 olmuş değil mi? O birinci sınıfa gidiyormuşmuş gibi değil mi? Rivayet gibi de düşünülebilir. Çünkü kesin bir şey yok. Çocuğun demesi var. Dolayısıyla biz bunu konjunktif 1 olarak görmüş oluyoruz. Demek ki küçük çocuk dedi. Ne dedi? Birinci sınıfa gidiyorum. Das kleine Kind, ich gehe in die erste Klasse. Bu çocuğun demesi. Şimdi ben bunu indirekt yaptığımda, indirekte rede yaptığımda ne yapıyorum? Diyorum ki, dolaylı olarak anlatıyorum. Das kleine Kind sagt, ich gehe in die erste Klasse demiş oluyorum. Tabii buradaki bu varsayım ola da bilir, olmaya da bilir. Daha önceden de söylemiş olduğum gibi konjunktif birler arkadaşlar bunlar hani o kişinin neyi söylemesiyle yani ne demek istediğiyle de ilintili bir şey. Hani olabilir bu tamamen bir varsayım olabilir. Dolayısıyla birçok anlama gelebilir. Ama biz bunu dediğim gibi konjunktif bir olarak görmemizde fayda var. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Yani burada bunu gene yinelemekte fayda var. SGH şeklinde konjunktif 1'e getirmem gerekiyor. Burası çok çok önemli. Diğer örneğe bir bakalım. Burada gene wörtliche Rede olarak denilmiş ki die Dame sagt. Evet, hanım diyor ki ne diyor? Es ist sehr warm. Çok değil mi? Es ist sehr warm. Havayı kastetmiş oluyoruz. Das Wetter ist sehr warm demektense es ist sehr warm da diyebiliriz. Sehr warm neydi? Çok sıcak değil mi? Kadının demesine göre. Şimdi ben şimdi bunu endirekt yaptığımda yani dolaylı olarak anlattığımda neyi dikkate almış oluyorum? Kadın demesine göre aslında çok soğuk ya da çok da sıcak değil. Ama kadın demesine göre hava çok sıcakmış. Ama bu kime göre, neye göre? Dolayısıyla bunu ne yapıyoruz biz? Konjunktif 1'e göre yorumlamış oluyoruz. Kime göre, neye göre değil mi? Dolayısıyla bakın buradaki die Dame sagt, virgül, es sei sehr warm. Bakın buradaki es ne olmuş? Az önceki çekimde de görmüştük. Sein ne oluyor? Sei diye çekimlenmiş oluyor. Kadının demesine göre hava çok sıcakmış. Ama onun demesine göre bence değil gibi de düşünülebilir. Demek ki die Dame sagt, es ist sehr warm. Kadın diyor ki çok sıcak. Kadının demesine göre hava sıcakmış. Die Dame sagt, es sei sehr warm. Çok sıcakmış. Değil mi? Demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Indirekte rede yaparken konjunktif 1'i getiriyorum. Ancak sıradaki örneğe bakalım arkadaşlar. Bakın buraya bir ünlem işareti koydum. Bir dikkat işareti koydum. Neden? Bir inceleyelim cümleyi. Julia sagte gestern. Bakın dün demişti ki ne diyor bakalım. Ob ich wohl eine Erkältung habe? Bakın ob neydi? Eğer cümlelerinde kullanılan bir şeydi değil mi? Acaba mı gibi yapılarda kullanılan bir şeydi. Bir bağlaçtı. Biz ob'u şöyle görmüştük. Soru cümlelerinde eğer bir aktarım varsa biz bunu ob'la yani das yerine ob'u kullanmıştık. Bununla ilgili örnekleri çözmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa oraya bakar. Ancak buradaki durum şu. Acaba üşütüyor muyum? Acaba soğuk erkältung üşütme, soğuk algınlığı anlamına geliyor arkadaşlar. Bu cümlede şunu diyor. Dün Julia dedi ki acaba hastalanıyor muyum? Acaba üşütüyor muyum? Ob ich wohl eine Erkältung habe? Bakın burada acaba diyor bir muamma var. Belki de sağlıklı, belki de grip olmak üzere değil mi? Soğuk algınlığı şifayı kaptı. Dolayısıyla bakın burada habe konjunktif 1 gelmiş. Dikkat edin. Ob ich wohl eine Erkältung habe? Acaba soğuk algınlığı, acaba ne deriz güzel Türkçe'de? Şifayı mı kaptım acaba? Değil mi? Muallak var. İkilem var. Şimdi ben bu ikilemi aktardığımda ne olacak? Bakın. Julia fragte, ob sie wohl eine Erkältung, dikkat,
hätte diyorum arkadaşlar. Konjunktif 2'ye döndü. Bakın, tekrar edecek olursak, wörtliche Rede yani alıntılama. Julia dün dedi ki, acaba üşütüyor muyum? Ob ich wohl eine Erkältung habe? Acaba şifayı mı kapıyorum? Konjunktif 1. Çünkü cümlenin doğası gereği değil mi? Konjunktif 1'i getirmem gerekiyor. Peki ben bunu aktardığımda ne yapacağım? Dikkat! Julia fragte, ob sie wohl eine Erkältung hätte. Bakın, buradaki habe hätte'ye dönüşmüş. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü burada da bir varsayım var. Dolayısıyla ben bu varsayımı yeniden aktardığımda ne yapacakmışım demek ki? Çok önemli. Konjunktif 2'ye çevirmem gerekiyormuş. Konjunktif 2'yi de zaten çok ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videosunu ya da o ders videolarını izlesinler. Bu örneği tekrar bir üstünden bir geçelim. Demek ki Julia sagte gestern. Julia dün dedi ki ob ich wohl eine Erkältung habe? Acaba şifayı mı kapıyorum? Acaba üşütüyor muyum? Çünkü titremeye başladım gibi. Değil mi? Ob ich wohl. Bakın buradaki wohl pekiştireç noktasında wohl. Öyle değil mi? Bunu ben indirekte rede yaptığımda, dolaylı anlattığımda, bakın sagen'i fragte'ye dönüştürüyorum. Öyle sordu. Julia fragte, ob sie wohl eine Erkältung hätte. Mutlaka konjunktif 2 yapmam gerekiyor. Hangi durumlarda? Eğer ki wörtliche rede yani alıntılamamın içinde konjunktif 1 varsa. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla yineleyelim. Das kleine Kind. Ich gehe in die erste Klasse. Das kleine Kind. Ich gehe in die erste Klasse. Das kleine Kind sagt, es gehe in die erste Klasse. Das kleine Kind sagt, es gehe in die erste Klasse. Die Dame sagt, es ist sehr warm. Die Dame sagt, es ist sehr warm. Die Dame sagt, es sei sehr warm. Die Dame sagt, es sei sehr warm. Julia sagte gestern, ob ich wohl eine Erkältung habe? Julia sagte gestern, ob ich wohl eine Erkältung habe? Julia fragte, ob sie wohl eine Erkältung hätte. Julia fragte, ob sie wohl eine Erkältung hätte. Sıradaki örneğe baktığımızda arkadaşlar şöyle bir özellik var. Burada zu plus infinitifi kullanıyor olacağız. Öncelikle bir inceleyelim wörtliche Rede yani alıntılamayı. Der Vater meinte, evet baba meinen neydi arkadaşlar? Düşüncede olmak değil mi? İşte falanca düşüncede. Bakın burada meinte. Ich habe es mir überlegt. Sich überlegen arkadaşlar bir konu üzerinde derinlemesine düşünmek ve bir karara varmak anlamına gelen ich habe es mir überlegt demek ki bunun üstünde bayağı bir düşündüm ve karara yani o noktaya geldim ki artık ben fikrimi söyleyebilirim. Böyle bir anlama geliyor. Ich habe es mir überlegt demek ki iyice düşündüm. Biz bu cümleyi şimdi arkadaşlar indirekt yapmaya çalışacak olursak bunu infinitif olarak nasıl yorumlarız ona bir bakalım. Buradaki yapıyı arkadaşlar der Vater meint şu düşüncede es sich überlegt zu haben. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Zu plus infinitif gelmiş. Bakın burada artık konjunktif bir değil de ne var arkadaşlar? Zu plus infinitif var. Demek ki ne diyor? Baba düşündüğünü söyledi gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla der Vater meint es sich überlegt zu haben. Demek ki zu plus infinitifi getirdiğimizde de pekala indirekte rede yapmış oluyorum. Demek ki bu infinitifli varyasyonuymuş. Bir de arkadaşlar modal fiilin olduğu indirekte rede dolaylı anlatımlar da var. Onlara bir bakalım. Die Familie, evet aile ne diyor? Wir überlegen es uns. Biz bunu bir düşünelim
biz bunu düşüneceğiz diye ne yapıyor? Bir genelleme yapıyor. Henüz bir karara bağlanmamış ama ne diyor? Biz bunu, bu konuyu düşüneceğiz. Ailece düşüneceğiz derken Die Familie ne demişiz demek ki? Wir überlegen es uns. Şimdi biz bunu arkadaşlar indirekte rede formuna, yani dolaylı anlatım formuna sokacak olursak, bunu ben modal fiili de işin içine katıp yapabilirim. İlla ki konjunktif bir olacak diye bir kaide, öyle bir kural yok. Dolayısıyla şöyle de diyebilirim. Sie wollen es sich überlegen. Düşünmek istiyorlar. Dediğimde Sie wollen es sich überlegen. Bakın burada ne olmuş? Wollen modal fiili gelmiş. Dolayısıyla bu durumu bir düşünmek istiyorlar. Yani aile bu durumu düşünmek istiyor anlamına gelmiş oluyor. Ve bu da aslında ne yapmış oluyoruz? Buradaki tırnak içindeki olan durumu, değil mi? Dolaylı olarak aktarmış oluyoruz. Demek ki Die Familie wir überlegen es uns. Dolaylı olarak anlatılırken Sie wollen es sich überlegen ile indirekt yapmış oluyorum. Az önceki örnekte gene aynı örnekten gidiyor olacağız. Ancak burada arkadaşlar im Alltag, yani normal hayatta, günlük hayatta ki kullanımı görüyor olacağız. Az önceki örneğin aynı. Bakın burada ne diyor? Julia sagte gestern. Julia dün dedi ki, ne demiş? Ich habe wohl eine Erkältung. Olası, galiba benim bir soğuk algınlığım var. Ya da güzel Türkçe'ye ne deriz? Sanırım şifayı kapıyorum, değil mi? Hani böyle bir geçiş dönemlerinde olur ya genellikle, galiba hastalanıyorum gibi hissediyorum, galiba şifayı kapmak üzereyim, değil mi? Çünkü bir bitap düşer vücut, değil mi? Ich habe wohl eine Erkältung diyor. Şimdi biz bunu şu şekilde de aktarabiliriz arkadaşlar. Daha önceden görmüş olduğumuz yapı das'la da günlük hayatta aktarabiliriz. Dolayısıyla Julia sagte, dass sie eine Erkältung hat. Evet. Bu şekilde de demek ki aktarım yaptığımızda indirekte rede yapmış oluyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu formlar değişik indirekte, yani dolaylı anlatım formlarına örnekler. Dilerseniz bu örneklerimizi pekiştirelim doğru telaffuzuyla. Der Vater meinte, ich habe es mir überlegt. Der Vater meinte, ich habe es mir überlegt. Der Vater meint, es sich überlegt zu haben. Der Vater meint, es sich überlegt zu haben. Die Familie, wir überlegen es uns. Die Familie, wir überlegen es uns. Sie wollen es sich überlegen. Sie wollen es sich überlegen. Julia sagte gestern, ich habe wohl eine Erkältung. Julia sagte gestern, ich habe wohl eine Erkältung. Julia sagte, dass sie eine Erkältung hat. Julia sagte, dass sie eine Erkältung hat. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde indirekte rede konusuna bir giriş yaptık. Giriş yaptık, temelini oluşturduk. Öyle değil mi? Indirekte rede burada kalıyor mu? Tabii ki kalmıyor arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bunlarla ilgili örnekleri görüyor olacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.